Merhaba, yeni Peugeot 3008'in yeni nesil iCockpit iç mekanındayız. Küçük çaplı alt ve üst kısmı düz olan direksiyon simidi, 12,3 inçlik renkli ekran, 8 inçlik renkli ve dokunmatik ekran, hemen altında şalter tipi kısa yol tuşları, yepyeni bir vites topuzu, grip kontrol çekiş sistemi ve size şimdi kablosuz şarj ünitesini göstereceğiz. Evet arkadaşım telefonunu koyuyor ve kablosuz şarj şu an orada yeşil ışık yandı ve başladı. Şu an telefon şarj oluyor. iPhone'larda 6S ve 7'den itibaren bu üniteyi kullanabiliyorsunuz. Son derece pratik bir sistem. Size yeni 3008'in ana gösterge tablosunu tanıtmak istiyorum. Şuradaki çevirmeli düğme sayesinde 5 farklı modda değerlendirilebiliyor. Mesela şu an driving'e bastım. Böyle oldu. Bir aşağıya navigasyona geldim. Değişti, navigasyon çıktı. Bir aşağıya personal kilometre sayacı ortaya geldi. Diğer şeyler değişti. Navigasyon ve driving assistance. Minimumda çok az gösterge burada oluyor. Dials'ta ise şu şekilde benim en çok sevdiğim gösterge tablosu. 12,3 inç bu ekran. Son derece güzel okunuyor ve güneş ışınlarından da pek etkilendiğini görmedim. Evet, yeni 3008'in geri görüş kamerasında aynı zamanda 360 derece otomobilin bütün etrafını görebileceğiniz bir sistem de var. Çok rahat şekilde dar park alanlarında bunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir kuka ya da yüksek bir ne bileyim çıkıntı falan varsa onu görerek ince ayar yapabilirsiniz. Çok rahat park edebilirsiniz.